sonra inşallah yarınlara ümitle bakabileceğimiz terörsüz şehitlerin haberi gelmediği güzel bir ülke bekliyorum. Milletimiz inşallah bu şekilde kararını verecektir, oyunu kullanacaktır. Ben bu seçimden 1 Kasım'dan sonra çok çok güzel şeyler bekliyorum. Refah dolu günler bekliyorum. İnşallah iyi olacak, her şey düzelecek. Çok genç, dinamik vekil adaylarımız var. Bilinçli ve özverili olarak çalışıyorlar. İnşallah her şey iyi olacak. Ben çok güzel şeyler bekliyorum. Hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmadım. Hayırlı uğurlu olsun şimdiden ülkemize. Huzurlu olmasını bekliyorum. Gayet huzurlu, demokratik, demokrasiye dönmüş bir Türkiye bekliyorum. Özgür bir Türkiye bekliyorum. Herkesin konuşabildiği, fikrini açıkça söyleyebildiği bir Türkiye bekliyorum. Arasından sonra çok güzel, mutlu, refah ve zengin bir ülke olacak. Türkiye bekliyorum. Artık kendimiz için değil, yetişmekte olan çocuklarımız, gençlerimiz için güzel, ferah, refah, sağlıklı, savaşsız, barışlı bir dünya Türkiye istiyoruz. 1 Kasım'dan sonra nasıl bir Türkiye bekliyorsunuz? Huzur, istikrar, güven ortamı istiyorum. Piyasanın durumu olmasını istiyorum. Yani mesela ücretlerin artmasını istemiyorum. Sabit gelirlere cevap versin istiyorum. Huzurlu, güvenli, barış ortamı istiyorum. Kavgaların, dövüşlerin olmadığı bir ortam istiyorum. Mutluluk istiyorum. Çıtanın üstüne herkesin çıkmasını istiyorum. Çıktığı zaman da mutluluk gösterisi göstersin istiyorum. Şapkalar herkes yukarıya fırlatsın istiyorum. Barış içinde, huzur içinde toplumun, herkesin birbirine saygılı olacağı bir şekilde Türkiye istiyorum. 1 Kasım'dan sonra nasıl bir Türkiye bekliyorum? Ve istiyorsun. 1 Kasım'dan sonra Türkiye'nin önce demokrasiye inananların bir ülkesi olmasını bekliyorum. Daha sonra ekonomi başta olmak üzere tüm sorunların çözülmesini istiyorum. Türkiye'nin sosyal, siyasal, ekonomik ve toplumsal gelişmede hak ettiği yere gelmesini istiyorum. Bu konuda çok daha net ve açık konuşmaları gerekebilir. Oysa Türkiye'nin sorunu sadece Türkiye içinde değil, dış ülkelerle, özellikle Orta Doğu ülkeleriyle de bağlantılı. Komşularımızla barış içinde yaşamak istiyoruz. Komşularımızla Türkiye'nin bölgede barışı el birliğiyle getirmesini istiyoruz. Ama ben kısa öz olarak sadece bunları söyleyeyim.